Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili Koç burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Nisan ayı burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Öncelikle astroloji olarak hemen böyle bir kısa bir yorum yapacağım. Arkasından da her zamanki gibi tarotlardan da öngörü alacağız. Bakalım tarotlar ne söyleyecek Nisan ayı için. Şimdi sevgili Koç burcu zaten Nisan ayına Güneş Koç burcunda devam edecek. Kendinizi gösterdiğiniz bir alan. Her zamanki gibi. Güneş de sizi destekleyecek. Sevgili arkadaşlar, Güneş'in sizi desteklemesi aynı zamanda Güneş Koç burcunda yüceliyor. Yani kendinizi ifade edebilir, kendinizi daha rahat gösterebilir. Aynı zamanda harekettir. Bir şekilde hayatınıza yeni başlangıçlardır. Bir dönüm noktasıdır. Güneş demek aydınlık demek, ışığını size yansıtacak. Yani güneşin ışığından faydalanacaksınız diyebilirim siz sevgili Koç burcu için. Evet, yöneticiniz Mars, sevgili arkadaşlar, Balık burcunda devam ediyor. Nisan ayında da ayın 30'una kadar da Nisan ayının 30'una kadar da Mars Balık burcunda olacak, sonra Koç burcuna geçecek. Bu dönemde yani biraz daha yöneticiniz geri planda kalabilir. Yani mücadele edeceğiniz, harekete ve eyleme geçeceğiniz konularda biraz daha üzerine düşünebilirsiniz. Biraz daha yavaş hareket edebilirsiniz. Biraz daha bilinçaltınıza yönelebilir. Biraz daha gizli konulara, biraz daha ya da gizli işlere böyle dönmek, gizli işler yapmak ya da gizli konuları araştırmak, öğrenmek, bunlarla ilgili bir takım bilgiler toplamak gibi böyle bir enerjiniz hakim olabilir bu Nisan ayı içinde. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar biraz daha sağlık konularına da dikkat edebilirsiniz. Sağlıkla ilgili gündemlerinizde söz konusu olabilir. Bazılarınızın ise ameliyat gibi, ameliyat olma gibi durumları mümkün. Aynı zamanda arkanızdan çevrilen, arkanızdan konuşulan, arkanızdan yapılan planlar, projeler ya da işte arkanızdan çevrilen işler, gizli düşmanlarınız var ise yine bu gizli düşmanların biraz daha harekete geçeceği zamanlar ve aynı zamanda hissiyatlarınızın, sezgilerinizin de güçlü olacağı dönemler diyebilirim sizin için ve biraz daha haberci rüyalar görme gibi de durumlar içinde de kalabilirsiniz diyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili Koç burcu. Aynı zamanda 8 Nisan'da Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Zaten Güneş de burada. Koç burcundaki yeni ay size yenilik getirecektir sevgili arkadaşlar. Yeni başlangıçlar. Yeni bir dönem. Yeni bir ilişki, yeni bir iş, yeni bir durum, yeni bir olay. Yani hayatınıza yenilik getirecek bir 8 Nisan'da gerçekleşecek olan bir yeni ay bizleri bekliyor diyebilirim. 23 Nisan'da da Akrep Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşecek. Akrep Burcu'ndaki Dolunay da sizin daha çok biraz daha finansal konularla alakalı bir durumu tamamlanmaya doğru, bitirmeye doğru ve sonlandırmaya doğru götürecektir. Dolunaylar bitiştir sevgili arkadaşlar. Bir şeyin artık sona geldiğini, bir şeyin artık kapandığını, bir durumun, bir olayın bittiğini gösterir bize. Bu da sizin daha çok maddi konularla alakalı bazı konuların, gündemlerin biteceğini gösteriyor bize sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda 1 Nisan'da da Merkür Retrosu başlıyor. Hemen hemen Nisan'ın sonuna kadar, yani 25 Nisan'a kadar da Merkür Retrosu devam edecek sevgili Koç burcu. Merkür Retrosu sizin burcunuzda, Koç burcunda gerçekleşecek. Yani buradaki Merkür Retrosu sizin geçmişle alakalı bazı konuları tamamlamanızı getirecektir sevgili arkadaşlar. Ya da bir yere bir başvuru yapmışsınızdır, bir eksiklik vardır CV'nizle ilgili mesela. Oradaki o eksikliği doldurmanız gerekecektir.
Burada yarım kalan, tamamlanmayan bazı konularla ilgili geri gidip tekrar bir konuşmak, tekrar bir eksikleri tamamlamak, tekrar bir yani yapmanız gereken bir yerde bir eksiklik var. Bir yerde bir tamamlanması gereken bir durum var ve bu Merkür retrosu da size bunları getirebilir diyorum sevgili arkadaşlar. Sağlıkla ilgili konularda söz konusu olabilir. Yani bir sağlık sorununuz var ise bu dönemde tekrar bu sorunun nüksetmesi gibi de durumlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili Koç burcu diyebilirim sizler için. Evet, yani kısaca astroloji olarak yorumunuz bu şekilde. Tabii ki daha bunu uzun uzun anlatmamız gerekir ama buna ne vaktimiz var ne de çok uzun sürer. Kısa olarak, özet olarak zaten haftalıkta yapıyoruz burç yorumlarınızı. Kısa olarak bu şekilde söyleyebilirim diyorum sizler için. Bakalım tarot ne söyleyecek siz sevgili Koç burcuna. Koç burcu Nisan ayı diyoruz Koç burcuna. Koç burcu Nisan ayı tarot yorumu diyoruz. Bakalım bakalım. Bakın yeni fırsatlar var. Yeni fırsatlar ve büyük aşk diyor. Yeni başlangıçlarınız var sevgili arkadaşlar. Yeni başlangıçlar, büyük bir fırsat söz konusu sizin adınıza. Karşı taraftan da özellikle bu ikili ilişkilerde evlilik olur, iş birliktelikleri olur, ortaklık olur ama daha çok ilişkilerde sağlam temellere atılacak yeni fırsatlar ve büyük aşklarla karşı karşıya kalabilirsiniz diyorum sevgili Koç burcu. Finansal olarak ani gelişecek olaylara da hazırlıklı olun. Birdenbire karşınıza çıkacak olan bir fırsat, birdenbire ilerlemeyen bir iş durumunuzun aniden gelişmeye başlaması gibi de finansal olarak da desteklenebileceğiniz bir ay aynı zamanda. Yine eğer evliyseniz eşinizin finansal konularıyla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Eşiniz yakalayabilir. Ya da böyle bir miras konunuz var ise bu konularla ilgili bir fırsat olabilir. Bir tazminat, bir nafaka, bir hak ediş, başkalarının parasıyla alakalı, maddi kazançlarla alakalı size sizin de bir fırsat yakalayabileceğiniz bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz diyorum sevgili arkadaşlar. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle alakalı maddi konularda alıp verme dengesini biraz daha korumaya çalışabileceksiniz bu ay. Yani borç aldıysanız borç verme ya da sizden para alındıysa o paranın geri verilmesi yani finansal olarak alıp verme dengesini korumak zorunda kalabilirsiniz. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle alakalı. Aynı zamanda biraz daha böyle özellikle şehirler arası konularda başka şehirlerde yaşayan akrabalarınızla alakalı otorite figürlerinin biraz daha üzerinizde baskısını hissedebilirsiniz. Yani mantıklı düşünmeye çalışacaksınız ama sanki karşı tarafın otoritesi biraz hakim olabilir diyorum. Özellikle de yine bu akrabalarla alakalı bir durum. Evinizde bir kutlama yapabilirsiniz. Bir eğlence olabilir. Evde yine misafir ağırlayabilirsiniz. Tabii ki bunlar her zaman olan şeyler ama bu seferki biraz daha böyle günlük bir misafir ağırlama değil, daha çok böyle eğlenceli kutlama yapma gibi bir durum var sanki evinizde sevgili koçlar. Evet, yeni başlangıçlarınız var. Yine burada aşkta yeni bir süreç dedi sevgili koç burcu için. Bu hem kariyer hayatınızda da yeni bir başlangıç, yeni bir süreç. Aşk hayatınızda da yeni bir süreç. Yine burada da bir büyük aşk demiştik. Burada da yine aşk çıktı. Demek ki hayatınızda bir aşk hikayesinin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Çünkü burada evinizde de bir kutlama çıkmıştı. Demek ki halihazırda özellikle de bekar olanlar için bir yeni aşk ve bir kutlama yapacağınız, sevindirici olaylar yaşayabileceğiniz bir Nisan ayı bizleri bekliyor diyebiliriz.
Peki bunu evli olanlar için bu aşkta yeni süreç dediğimiz, evliliğinizde belki hayatınızdaki kişiyle, eşinizle daha böyle sevginizin, aşkınızın arttığı zamanlar diyebilirim. Birbirinize daha sevgi dolu bakabileceğiniz bir zaman dilimi olabilir sevgili Koç burcu. Aynı zamanda kendi hayatınızla alakalı bir tamamlanmaya da gideceğiniz bir süreç var sevgili arkadaşlar. Özellikle de bir çocuğunuz var ise çocuğunuzun hayatıyla ilgili bir tamamlanma süreci var. İşte bir işinin olması, çocuğunuzun bir eğitim hayatıyla ilgili bir tamamlanmaya gitmesi ya da bazılarınızın çocuk sahibi olma konusuyla alakalı bir tamamlanmaya gitme gibi bir durum olabilir. Yine bazılarınız ise aşk hayatında tamamlanmaya giden süreçlerden geçtiği görünüyor. Aynı zamanda sosyal çevrenizde köklü değişimler yapabilirsiniz. Artık arkadaşlarınızı değiştirebilirsiniz. Artık gittiğiniz ortamlara gitmemeye başlayabilirsiniz. Ortamınızı, sosyal çevrenizi değiştirebileceğiniz, köklü değişimler yapacağınız, köklü dönüşüm içinde olabileceğiniz bir ay bizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Biraz böyle gündelik hayatta sürekli bir şeyler korkuyor olabilirsiniz. Hayatın elinizdekilerin gitmesinden, elinizdekileri kaybetmekten ya da işte ne bileyim işe gitmekten gündelik ne yapıyorsanız. Yani bir korku var ama bu korkuyla da yüzleşmek zorunda kalabileceksiniz. Aynı zamanda sağlık açısından biraz böyle özellikle ruhsal ve psikolojik sorunlar yaşama gibi de bir durum bizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Bilinçaltınızda aslında şöyle bir durum var. Sanki biraz daha böyle ferah yaşam istiyorsunuz ki bunu herkes ister tabii ki. Bu ferah yaşamı içinizde belki fazla büyütüyor olabilirsiniz. Para sıkıntısı söz konusu olabilir. Maddi korkularınız olabilir. Maddiyatla ilgili korkularınız olabilir. Maddiyatı kaybetmekle ya da kazanamamakla ilgili bir durum olabilir. Ya da ferah yaşam istiyorsunuz ama şu ara zaten bilinçaltınız biraz karışık olduğu için ferah yaşam arzunuzun hakim olabileceği bir durum var. Siz sevgili Koç burcu için. Evet, böyle bir durum söz konusu sevgili arkadaşlar. Yani Nisan ayı için genel itibariyle iyi ama daha çok böyle özellikle de hayatında kimse olmayanlar için şöyle kısaca özetleyebilirsem yeni bir aşk fırsatı söz konusu gibi görünüyor ya da bazı ilişkilerde ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıma sürecinin devam ettiği ya da böyle bir enerjinin hakim olması söz konusu gibi görünüyor. Evet sevgili Koç burcu. Nisan ayı burç yorumlarınız da bu şekildeydi. Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyene evrene gönderdik. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.